önemli ağaç türlerinden bir tanesi. Ormanlarımızda bireysel olarak bulunuyor. Daha çok kayın ve sarıçam ormanlarında bulunuyor. 1600 metre yükseltiler arasında yayılış yapıyor. Ta Tekirdağ'dan Artvin'e kadar, yani Trakya tehlike altında olup olmadığını sınıflandırdığı listede de bu türümüz maalesef artık yavaş yavaş nesli tehlike altında türler içerisine girmeye başladı. Ve bu anlamda bu türün birlikte yoğun olarak bulunduğu ormanlarını göremiyoruz. Bu belirledik. Bulunduğu ormanlardaki orman yapısını belirledik. Doktora öğrendim Sayın Mesut Sandağ Bey'in doktora tezinde. Öncelikle bu ağacın neslinin korunması gelecek. Değerli arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz ülkemizde ve tüm dünyada değişen ekolojik şartlar. Doğal ve organik olarak beslenilememesi. Her ilgili kurum da bunu teşkildeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gıda ve ilaç sanayi. Bundan elde edilen bir taksol maddesi var. Yalnız onlar Pasifik torsu ismini verdikleri, işte Latincesi Taxus prefolia diye geçiyor. Pasifik porsuğundan bunun içerisindeki taksol maddesini sentezlediğim gibi Düzce Yılca Kurtkaya yöresi. Ondan sonra İnebolu Karaköy yöresi. Bir taşla iki kuşu vuruyoruz. Türün nesli tehlike altında. Ama bir taraftan da özel bir laboratuvarda tamamen ücretini bizim kendi kaynağımızdan, yani kendi cebimizden ödeyerek analiz ettirdik bunları. Biz hazırız. Yeter mi bitti? Yok, yeter mi demiş. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Profesör Doktor Halil Barış Özel, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Ben doktora öğrencim Sayın Mesut Tandoğan'la birlikte ülkemizin önemli ağaç türlerinden bir tanesi olan porsuğun mehçere özellikleri ve taksol içeriklerinin belirlenmesiyle ilgili bir doktora tezini 27 Ağustos 2021 tarihinde başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu tez kapsamında son iklim değişikliğinin etkileri ve diğer biyotik ve abiyotik faktörlerin de etkisiyle birlikte nesli tehlike altına giren ağaç türlerimizden bir tanesi olan, diğer taraftan da ormanların sağlığı, kalitesi, stabilitesi ve toprak koruma açısından da çok önemli bir tür olan porsuğun ekolojik koşulları, mehçere özellikleri ve bu türümüzden elde edilen taksol maddesinin içeriklerinin belirlenmesiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Ve bununla ilgili son güncel bilgiler ürettik ve uygulamaya aktarılabilecek bilgiler ürettik. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da bu türün diğer türlerinden, bu cinsin diğer türlerinden, çeşitli kanser hastalarının ve hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda etken madde olarak taksol ismi verilen bir madde üretiliyor. Ülkemizde yayılış yapılan Taxus baccata ismini verdiğimiz porsuk türümüzde de bu taksol maddesinin olduğu birçok eski literatürde yaptığımız taramalarla biz bunu belirledik ve bu konunun üzerine gittik. Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde tamamen kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz araştırma kapsamında 17 tane popülasyonu inceledik ve 17 popülasyonda bulundukları ormanların ekolojik özellikleri, mehçere özelliklerini belirledik. Neslin korunması açısından, türün neslinin korunması açısından hem de ibrelerinden yararlanarak araştırma amaçlı ve tamamen akredite edilmiş laboratuvarlarda test ettirerek taksol içeriklerini belirledik. Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda taksol içerikleri açısından özellikle ve türün neslinin devamlılığının sağlanması açısından biz birinci sırada Bartın Gölderesi orijinli, ikinci sırada Düzce Yığılca Kurtkaya orijinli, üçüncü sırada İnebolu Karaköy orijinli ve dördüncü sırada da yine Karabük Yenice Kızılkaya orijinlerinde taksol içeriklerinin yüksek olduğunu belirledik. Bu taksol maddesi porsuk ağacının doğasında var olan bir madde ve bunun var olduğunu biz biliyoruz. Bu maddenin en az Amerika'da ve Avrupa'da
bu cinsin doğal olarak yayılışını yapan türlerinde olduğu kadar iyi ve yüksek miktarda olduğunu bu çalışmayla tespit ettik. Bundan elde edilecek en önemli faydalar hem türün neslinin garanti altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından gen kaynaklarının oluşturulması, hem de taksol içeriği bakımından bunların generatif ve vejetatif yöntemlerle, tohum veya çelik aşı kalemi gibi yöntemlerle veya biyoteknolojik olarak doku kültürü gibi yöntemlerle üretilerek ortak bir gen bahçesinin kurulması ve bu gen bahçesindeki bireylerin yetiştirilerek bunlardan elde edilecek kontrollü bir şekilde toplanacak ibre örneklerinden taksol maddesinin üretilerek ülkemizde tamamen yerli, tamamen milli ve bu hastalığın çeşitli türleriyle mücadele eden insanların tedaviler için kullanılan ilaçların etken maddesi olarak daha ucuz ve daha değerli bu maddenin kullanılabilirliği açısından eczacılık bilimine, tıp bilimine, biyokimya bilimine, biyoteknoloji bilimine hizmet edebilecek temel ve uygulanabilir bilgileri üretmeyi amaçladık ve bunu başardık. Ümit ediyorum bundan sonra türün geniş doğal yayılış alanında bu çalışma genişletilerek başkaca bilim insanları tarafından ya da bizim tarafımızdan daha yaygın, daha etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Bunun ülkemize ve yüce milletimize sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.